Merhabalar sevgili seyirciler. Sizlere bu hafta Nazilli ilçemize bağlı Çatak köyünden sesleniyoruz. Birkaç haftadır hep programlarımızı Aydın'ımızın çok yükseklerinde köylerden yapıyoruz. Yine bu haftada Aydın'dan çok uzaklarda ve yükseklerde bir köyümüz Çatak köyünden. Burası şu anda Çatak'a 1-2 kilometre uzaklıkta bir yer. Böyle çok güzel, hoş bir manzaraya sahip. Yol boyunca bu görüntüleri hep yaşadık biz gelirken. Çekmeye çalıştık. Sizlere de tanıtım jeneriklerimizde bu görüntülerden bol bol gösteriyoruz. Yukarıdaki bir pınardan geliyor bu su. Zaman zaman buz tutmuş yerleri de var. Tabi buralar Aydın'dan hayli soğuk. Hava sıcaklığı 1-2 derece fark ediyor ve suların da donmasına neden oluyor. Evet sevgili seyirciler, Çatak Köyü ile ilgili ilk görüntülerimiz hemen geliyor. Bu kez sorunları ve konumu farklı bir köy olan Çatak'ı tanıyacaksınız. Çatak, Nazilli ilçemize bağlı bir köyümüz. Nazilli'ye 15, Aydın'a 65 kilometre uzaklıkta bir dağın yamacına kurulmuş. Akdağ'dan gelen bir yörüğün bu yörenin topraklarını verimli bulması ve etrafının dağlarla çevrili olması nedeniyle soğuktan korunmak amacıyla yerleşmesiyle Çatak Köyü kurulmuş. İncirden zeytine, cevizden üzüme, kestaneye birçok meyvenin yetiştiği bu verimli topraklardan köylüler emeklerini de ortaya koyarak iyi para kazandıklarını söylüyorlar. Bu nedenle de köyden göç olmuyor. Ancak köyün çok önemli bir sorunu var. Çatak Köyü'nün hemen tepesinde düştü düşecek bir kaya var. 20 yıl önce bu kayanın düşme olasılığı nedeniyle köy hemen yakında bir yere yerleştirilme sözü almış. Ancak gel zaman git zaman bu söz yerine getirilmemiş. Köyün tehlikesi sadece bu tepelerinde dikilen kaya ile kalmıyor. Yoğun yağış olduğu zaman evlerini su bastığını ve çok zor günler geçirdiklerini söylüyor Çatak köylüleri. Çatak köyün diğer bir sorunu da köyün bir başka yere taşınma kararı alınması nedeniyle yeni binaların yapılmasına izin verilmemesi. Bazı Çatak köylüler kendilerine köyün hemen karşı yamacında ev yapmaya başlamışlar bile. Kaşıkçılar adı verilen ve Çatak köyünün bir mahallesi konumunda olan bu bölgede 100 kadar Çatak köylü yaşamını sürdürmekte. Gerçek Çatak köyünde ise 40 hanede 140 kişi yaşamını zor şartlar altında sürdürüyor. Gençlerin yeni ev yapamadıkları için evlenemedikleri, evlenenlerin de çok küçük evlerde 8-10 kişi yaşamak zorunda kaldıkları görülüyor. Her köyde olduğu gibi Çatak köyünde de yol sorun olmakta. 21. yüzyıla girmemize çok kısa bir süre kala, bizim insanlarımızın bir şeyler üretip geçimlerini sürdürmek için çektiği sıkıntıya bakıyoruz. Öte yandan basın ve medyada gündem teşkil eden sorunlara bakıyoruz. Ülkemizi yönetenler duymadım, görmedim, bilmiyorumu oynamaya devam ediyor. Sizce bizler Türk halkı olarak bu oyunu seyretmekten bıkmadık mı? Şimdi hep birlikte sorunları olmasına karşın üretmeye, çalışmaya devam eden İçi dışı güzel insanlarımızı tanımak üzere Çatak Köyü'ne gidiyoruz. Evet sevgili seyirciler, Çatak Köyü'ne henüz varmadık. Daha Çatak köylüleri köylülerle tanışmadık ama köyümüzden bir vatandaşımızı yolda gördük. Çatak köylüymüş. Gitmeden önce kendisiyle konuşalım, tanıyalım istedik. Merhabalar. Merhaba. Adınız? Ali Bilici. Ali Bey, Çatak köyünde yaşıyorsunuz. Evet, Çatak köyünde yaşıyorum. Şimdi nereden geliyordunuz? Ben çalışmadan geliyorum. Zeytin Bağdan. Mi topladın? Bağdan. Evet. Zeytin mi topladınız? Hayır, bağlarda çapa çapaladım. Çapa çapa. Neler yetiştiriyor Çatak köylüler? Burası yemiş yetiştiriyor. Zepsi yetiştiriyor. Kestene yetiştiriyor. Üzüm yetiştiriyor. Bunların Çatak köyü çok yüksekte ve oldukça uzak Nazilli'ye de Aydın'a da
Yolları da bozuk. Bir müddet asfalt yola sahip ama daha sonra ki yol çok kötü. Ham yol çok kötü. Bu sizin ulaşımınızı oldukça güçleştiriyor. Sorunlar yaşıyor musunuz? Güçlük çekiyoruz bu asfalttan yukarısında. Ne kadar zamanda bir Nazilli'ye veya Aydın'a gitmeniz gerekiyor? Biz Ne kadar sıklıkla gidiyorsunuz? haftada 3 gün olsun gidiyoruz Nazilli'ye. Pazara mı gidiyorsunuz? Pazara gidiyoruz. Gerek satmak için, gerek bir şeyler almak için. Alma gücü, satma gücü, yemiş götürüyoruz, kestene götürüyoruz. Şimdi ülkemizin içinde bulunduğu sıkıntılar Çatak köylüleri ne kadar etkiliyor acaba? Bu Çatakköy'ün şimdi en sıkıntısı bu köy Avat bölgesine ayrıldı. 15 sene oldu. Kaldırmıyorlar. Bundan çok üzüntü duyuyoruz. Ev yaptıramıyoruz. Neden? Köyü kaldıracaklar yatağından. Kaldırmıyorlar diye yaptırmıyorlar da. Köyü yatağından kaldırmıyorlardı, bir şey de Kaldırmıyorlar. yaptırmıyorlardı. Bir sorun var. Onu o zaman Çatak köyüne gittiğinizde muhtarımızdan da öğreneceğiz. Öğrenin. Teşekkür ediyorum size. Kolay gelsin. Teşekkür ediyorum. Çatak köyündeyiz ve Çatak köylülerle çok değişik görüntüler çekiyoruz şu anda sizler için. Bir iftar yemeği öncesi keşkek yapıyorlar. Bakın Aydın'ımızın keşkeğini, ünlü keşkeğini yaparken görüntülüyoruz. Kolay gelsin. Sağ ol. Hoş Adınız? geldiniz. Hasan. Abi. Ne kadar zamandır karıştırıyorsunuz bunu? Bu yarım saat, bir saat falan karışacak. Böyle karışacak. Böyle karışacak. Özleşecek. Evet. Yenecek. Bu hayrı kim yapıyor? Hayrı bu nene yapıyor. Nene mi? Nenemizi tanıyalım bir de. Nenemiz Allah kabul etsin. Allah razı olsun yavrum. Adınız? Adım Elif. Elif Hanım, niye yapıyorsunuz bu hayrı? Biz bu kırmızı bu yemeği yaparız. Hayvanalı keseriz. Böyle yemek yaparız. Kayanın altında yaşayıp batırız ya. Kayanın altında yaş. Evet sevgili seyirciler. Anlatacağım. Çatak köyü çok değişik bir yerleşim merkezinde. Fotoğrafını çekmeyin de vereceğim. Anlatayım da. Anlatayım mı? Çatak köyünün tam tepesinde bir büyük kaya var. Bu kayanın üstüne, köyün üzerine düşme tehlikesi var. Köyün bir başka yere taşınma projesi varmış. Ancak 5 Nisan kararları nedeniyle bu taşınma işine bir süre ara verilmiş. Tabii bir süre ara dediğimiz bu 3-4 seneyi bulmuş. Sizin hayatınız şu anda tehlikede mi? Ebedi tehlikede. Ebedi tehlikedeyiz. Hava yağdı bir de Allah korkusu oldu mu kaçıyoruz da ağlaşıyoruz. İşte bak üstümüze bakmıyor. Daha bunların yamacını hep çekelim de oraya bize böyle bilgi verin. Tamam bilgi verelim. Burada yaşamak zor. Gidip ulaşımınız zor. Peki derdinizi anlatıyor musunuz? Yani. El alacak diye anlatmaması hiç anlat. Sel de mi oluyor burada? Neler oluyor? Seller alıveriyor da hemen evlere. Soldan akıyor bütün sular geliyor. Buradan geçen sen bizi alacaksan dedi. Şöyle buradan inin. Evinizin içine giriyor musun? Gireni de var ya, gireni de var ya. Gireni de var ya. Yani bu kadar sıkıntı içinde yaşıyorsunuz. Kimse dinlemiyor mu sizi böyle? Hükümet el salıverdi. El salıverdi. Kaldırmayla. Çok uğraştık, çok uğraşıyoruz. Elif nene miydi? Elif teyze. Elif teyze. Çocuğunuz var? Var. Var çocuğumuz. Şimdi bu şeyde iftar yemeğinde keşkekten başka ne var? Nohudumuz var, pirincimiz var, etimiz var. Hepsi etimiz var. Ya. Halvamız var, halvamız var. Ya koca irkeşler kestik de buz gibi. Oturun, iftar edin, arabanız varsa kadın gibi yiyin, dobayı değil de gidin. Sağ olun, çok teşekkür ediyoruz.